Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte benden belki de aylardır, hatta belki de bir yıldır beklediğiniz bir videoyla karşınızdayım. Bugün oruç tutacağız ve oruç tutmamı vloglayacağım. Bu arada arkada yatağım dağınık, lütfen görmezden gelin. Gelin. Normalde pasaklı bir insan değilim ama şu an orucun verdiği heyecanla toplayamadım. Konuya giriş yapıyorum. Zaten bu vlog artık benim kanalımda o kadar çok böyle alışılmış bir şey olmuş ki benden sürekli istediniz ve gerçekten çek 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 diye bütün TikTok'larıma, hatta Instagram hikayelerime her yere yazdınız. Oruç vlog gelsin, oruç vlog gelsin, oruç vlog gelsin diye. O yüzden ben de dedim ki gelsin ya. Bakalım nasıl olacak. Bu yılki ilk orucumu tutacağım bu arada. Annem de tutuyor zaten. O yüzden onunla birlikte sahur yapacağız birkaç saat sonra. Umarım uyanabilirim. Aslında uyanacağımı düşünüyorum. Ama yani uyuya da kalabilirim. Ben daha önce bir kere daha tutmaya çalıştım video çekmiyorken. Uyanamadım mesela. Çok geç yapmıştım o gün. O yüzden inşallah yarın uyanabilirim ve güzel bir şekilde tutabilirim. Bayağı heyecanlıyım. Bayağı heyecanlıyım. Ve bakalım neler olacak. Sahurda da çekeceğim. Sahurdan sonra okula gideceğim. Okula giderken de çekerim. Beni en çok zorlayacak kısım gerçekten okul arkadaşlar. Hani okulda ne olur bilmiyorum. Yani okulda çünkü gözümün önünde yemek yiyenler olacak, su içenler olacak. Ki ben çok susayan bir insanım. Yani en büyük korkum susamak ve acıkmak. Ama en çok susamaktan korkuyorum. Eğer susama raddesini geçebilirsem bir sıkıntı çıkmayacak diye düşünüyorum. Umarım halledebileceğim. Bakalım. Çok heyecanlıyım. Yılın ilk orucunu videoda tutmuş olacağım. Yani önceden bir hazırlık yapışım da yok. Sizinle birlikte her şeyi yapacağız. Ben şimdi uyuyorum. Saat şu an 1. 4.30 gibi annem beni kaldıracak. Sahur yapacağız. Bakalım annem neler hazırlayacak sahurda. Heyecanlıyım. Sizinle birlikte göreceğiz. O zaman şimdi ben uyuyorum. Gece 5'te görüşürüz. Ecrin. Hı. Aşkım, sahur saati. Tamam. Hadi bakalım. Günaydın arkadaşlar. Şimdi aşağı iniyoruz. Makyajım. Şu an yüzüm gözüm çok dağınık bir. Ve işte böyle arkadaşlar, annem bu şekilde bir şey hazırlamış, masa. Şimdi bunları yiyeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sahur yapıyoruz. Annem tost yapmış, yumurta haşlamış, çay demlemiş. İşte bir şeyler daha var. Şimdi yiyeceğim yiyebildiğim kadar. Bence en önemlisi yumurta, çünkü en çok tok tutan o. O yüzden yumurtayla başlayacağım. Bir de çayla. Evet, yiyorum yumurta. Doldu. Tamam. Umarım bugün çok güzel bir şekilde oruçlarımı tutarım. Allah'ım sen kabul et. Arkadaşlar şu an annemle kavga ediyoruz. Annem bana kocaman tostu yemem gerektiğini söylüyor. Ama gece 5 ve iştahım yok anne. Hellim peyniri yedim. Bir tane yumurta yedim. Çay içtim. Doydum. Bir de azıcık domates yedim. Bu kadar. Umarım susamam. Şimdi bolca su içeceğim. Çünkü gerçekten yine tuzlu bir sürü şey yedim. Ve iştahım bitti. Yani iştahım doydu arkadaşlar. Şimdi biraz daha su içeceğim ve uyuyacağım. Gerçekten çok uykum var. Bence işin en zor kısmı su ya. Çok susarım ben. Biraz daha bir şey yersem ya da içersem patlayacağım. Anne yeter. Arkadaşlar ben şimdi yatmaya gidiyorum odama. Saat 8'de okul için tekrar kalkacağım. 3 saat sonra saat 5'ti ve sahurumu yaptım. Hepinizi öpüyorum. Sabah görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Şu an saat... Ay konuşamıyorum. Şu an saat 8.30 ve ben okul için hazırlanıyorum. Şu anda ilk uyandım. Asla açlık hissi yok. Sadece çok susadım. Yani ağzım kuru uyandım. O yüzden birazdan ağzımı suyla gargara yapacağım galiba ve dişlerimi fırçalayacağım macun yutmadan. Bu çok tartışılıyor. Hani dişlerini fırçalamayan insanlar da var galiba oruçluyken, ama bence macun yemedikten sonra niye hani yasak olsun? Şu anda da makyajımı siliyorum ve makyaj yapacağım yine. O kadar su içmeme rağmen ilk hissettiğim şey gerçekten susuzluktu. Susuzluk bence bayağı kötü. Umarım güzel bir şekilde atlatırım bugünkü orucumu. Okuldan çok korkuyorum yani. Okulda canımın bir şeyler çekmesinden çok korkuyorum. Şimdi makyajımı yapacağım.
Böyle bir kapatıcı süreceğim sadece. Başka da bir şey sürmeyeceğim. Bir de oruçla alakası var mı bilmiyorum ama uyandığımda çok uykulu uyandım. Yani uykum vardı. Normalde daha dinç kalkıyordum. Yüksek ihtimalle susuz olduğum için. Gerçi daha yani yemek yememenin bir etkisi olamaz vücudumda ama bayağı bir susuzum şu an arkadaşlar. Bakın ağzım kuru yani resmen. Gerçekten bu susuzluk beni çok kötü etkileyecek ki ben normal gündelik yaşantımda su içerim tamam ama böyle canım su çekmez yani kendimi zorlayarak su içerim sağlıklı olduğu için. Şu an gözümü açacak halim yok. Gidip su içmem lazım ama içemiyorum. O yüzden şimdi gidip dişlerimi macun yemeden bir şekilde fırçalayacağım. Sonra da okul için yola çıkacağım. Bakalım okulda neler yaşayacağım yani merak ediyorum. Düşüp bayılırsam şaşırmayın. Ama öyle bir şey olmaz herhalde. Hadi o zaman ben artık okula gideyim. Bu halde. Eve geldim okuldan ve geldiğim gibi bu videoyu çekiyorum. Şu an açıktan konuşamıyorum. Bugün yaşadığım şeyleri anlatacağım. Yani şöyle ki bence oruç tutmanın en zor kısmı başkası yanınızda yerken sizin yiyememeniz. Onun dışında derslerde mesela canım hiçbir şey çekmiyordu. Aklıma yemek gelmiyordu. Ama teneffüs olduğu gibi insanlar gözümün önünde et döner ekmek falan yediler. Hani normal olarak. Ve gördüğümde bayağı bir canım çekti. Bayağı çekti. Ki okulun et dönerinden nefret ederim. Ama çok canım çekti. Yani o an yerdim. Ve çok susadım. Ağzım, dilim, damağım kurudu. Onun dışında çok halsiz hissediyorum. Herhalde şuraya bayılacak gibi. Şaka bir yana gerçekten çok halsizim ya. Vallahi. Hani böyle okulda falan da çok suskundum. İnsanlar bir dedi yani bu kıza ne oldu diye demiştir herhalde. Bence oruç tutarken surat asmak ve insanlara sinirli davranmak çok ayıp bir şey. Özel herkese çok güler yüzlü davrandım ama gerçekten... Yani şu an yemeğin değerini gerçekten daha iyi anladım. Ve oruç tutmak cidden önemli. Yemeğin değerini anladım, yemek yemenin. Şu an en sevmediğim yemeği bile yerim, brokoli bile yerim. Çünkü gerçekten acıktım. Böyle açlıktan ölmüyorum, ayılıp bayılmıyorum. Aslında bayılıyorum da. Ama yani daha çok yemek yeme isteğim var. Hani aç değilim. Açım tamam. Ama daha çok yemek yemek istiyorum. Yani canım bir şeyler çekiyor. Rus salatası çekti. Makarna salatası çekti. Kumpir canım çekti bir ara. Tantuni çekti bir ara. Kokoreç çekti. Kokoreçten nefret ederim. Hani böyle bütün dersler yemek düşündüm yani. Çok kötüydü. Geometri dersinde hoca böyle şekil çiziyor tamam mı? Ben böyle... Ekmeğe falan benzetiyorum şekilleri. Çok komikti. O yüzden artık yani saat gelsin. Şu an saat 4 arkadaşlar. Ben yani 4'e 10 falan geçiyor. Ben 4'te okuldan çıktım. Ve galiba ezan 7'de okunuyor. Yani benim tam tamına 3 saatim var. 3 saat daha su, yemek. Hiçbir şey yemeyeceğim. 3 saatten daha bile fazla olabilir. Ve şöyle bir karar aldım. Kendime daha fazla acı çektirmiş gibi olacağım ama... İftar saatine kadar bir ara markete gidip malzeme alıp evde canımın çektiği şeyleri yapmak istiyorum. Eğleniriz hem de vakit geçmiş olur diye düşündüm ama biraz canım çekebilir yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi anneme söyleyeceğim beni markete götürsün. Çünkü cidden yemek yapmak istiyorum. Canımın çektiği yemekleri yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. Fileye giriyoruz. Fileden bir sürü şey alacağım iftar için. Bence çok mantıklı yani. İftarımı kendim hazırlayacağım. Çünkü aileme güvenmiyorum güzel bir yemek yapabileceklerine. O yüzden... O yüzden. Bu arada diş fırçalamak bozuyor mu orucu? Lan sabah fırçaladım da öyle gittim o kadar nasıl bozuyor? Lan kullandım. Hayır. Niye bozucuyor diş fırçalaması olmaz? Yani anne macunu niye yatayım gerizekalı mıyım ben? Neyse arkadaşlar şimdi markete gidiyoruz. Çok fazla drama yaşadık artık gidebilir miyiz? Evet arkadaşlar artık gideceğiz inşallah. Ben artık çöktüm zaten açlıktan. Gidiyoruz. Burada annem var. Burada Hüseyin'le babam var. Onlar maça gidiyor. Arkadaşlar şimdi arabadayız. Babam bizi bırakıyor ama dönüşte maalesef yürüyeceğiz. Yaya olacağız. Annem diyor ki yağmurda nasıl yürüyeyim? Ben de bacaklarınla diye cevap verdim. Şu an annem çok gergin. Anne ne haberde? Oruç vurdu anneme. Anneme oruç vurdu arkadaşlar. Ben neşe saçıyorum. Annem biraz sinirli. Yaramıyorsa tutmayın kardeşim ya. Sinirli olduğumu nereden çıkardın? Oğlum... Yüzünden belli. Yok. Sinirleneceksen oruç tutma anneciğim bak ben nasıl gayet iyiyim. Bak ben hiç sinirleniyor muyum? Bak ben hiç sinirleniyor muyum?
Babam hiç sinirleniyor mu? Tutmuyor çünkü. Neyse. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar fileye. Filede abur cuburları gördüğümde inşallah canım çekmez ama çekecek biliyorum. Allah yardımcım olsun. Ay çıktık. Şu an bir tık depresif ve üzgünüm çünkü gerçekten markete gelince daha çok acıktığımı fark ettim. Bu videoda yaklaşık bir 65 kere falan açım dedim galiba. Ve çok galiba dedim. Ay mis gibi ekmek kokuyor burası. Makarna salatası yapacağım için şimdi makarna salatası malzemesi almaya gidiyoruz. Böyle çilek alıyorum. Akşam fondü yapacağım kendime. Beyaz çikolata da aldım. Annem yine beni kasada yalnız bırakıp çileği tartmaya gitti. Ve ben ona çileğin tartılması gerektiğini söylemiştim ama beni takmamıştı. Ve kasiyer kadın birden ürünleri geçmeye başladı ve 5 saniyede bitirdi. Tam ödeme kısmına geldik. Cebimde 10 lira para yok. Annem geldi. Allah'tan rahatladım yani, yoksa rezil olacaktım. Bu korkuyu herkes küçükken yaşamıştır. Anne ne yapıyorsun? Lan! Ben taşıyacağım. Ben artık büyüdüm. Taşıyabilirim. Evet arkadaşlar, şimdi mutfağa geldik ve sizinle birlikte makarna salatası yapacağız. Şu anda iftara daha çok var. Yani kaç saat kaldığını söylemek bile istemiyorum. Direkt makarna salatası yapmaya başlayacağım. Çünkü makarna salatası biraz bekleyince güzelleşiyor ve yapımı bir tık daha uzun sürüyor normal makarnaya göre. O yüzden 2 saati bulur. Zaten iftara da 2 saat gibi bir şey kalmış. Şimdi makarna salatası yapacağız. Kaynar suya böyle boncuk makarna koyacağız. Bu makarna salatasını da yani evde çok fazla seven biri yok aslında. Ay dökemiyorum. Yeter. Evet, şimdi makarnamız burada kaynayacak, pişecek arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar o kadar acıkmışım ki bir sürü şey almışım. Bu beyaz çikolatayla mesela çilek yapacağım. Bunu akşam yiyeceğim yemeklerin yanına yemek için yapacağım. Kaç kişilik bu acaba? Bir kişilik galiba. Böyle bir sürü abur cuburumuz da var. Bunları da akşam yiyeceğiz. Makarna pişmek üzere, ben de sosunu falan hazırlayacağım sizinle birlikte. Sonra akşam çilekleri falan iftardan sonra beraber yaparız diye düşündüm. Böyle dizi izleyip yayılıp böyle iftar yapasım var. İftardan sonra oturasım var. Anladınız siz. Evet arkadaşlar, şimdi makarna salatasının sosunu hazırlayacağız beraber. Önce mayonezle başlıyorum. Ben her şeye göz kararı koyuyorum ama bence doğru yapıyorum. Baya bir 3-4 hatta 5 yemek kaşığı kadar mayonez koyacağız. Şimdilik bu kadar yeter. Bir de üstüne renk sos ekleyeceğiz. Renk sosu ben mayonezin yarısı kadar sıkıyorum. Sonra yoğurt koyacağız. Yoğurt bayağı bir koymamız lazım. 2-3 kerelik yapıyorum yani. Yiyeceğim, dolaba atacağım, bir daha yiyeceğim falan. Çünkü evde bir tek ben yiyorum galiba. O yüzden siz eğer daha fazla kişi için yapıyorsanız mesela bir paket mayonez falan gidebilir yani, bütün aile yapıyorsanız. Ben yoğurdu çok göz kararı ekledim. Ölçülerini tam hatırlamıyorum ama hep böyle yapıyorum, oluyor yani. Karıştırıyoruz. En önemli şeylerden biri olan garnitür de, bunu koyacağız. Bunu süzmemiz lazım ilk olarak ama. Süzgeç nereden? Anneanne neyi unuttum? Mısır. Garnitürü süzdüm, ekliyorum. Bunu da karıştıracağım. Mısır yok mu? Arkadaşlar evdekiler konserve mısırı bitirdiği için şu an çok sinirliyim. Bu arada makarna taşlarını yedim. Mısır ekleyemeyeceğim için turşu eklemeye karar verdim. Bunları keseceğim şimdi böyle. Dilimleyeceğim turşuları. Orucun verdiği açlık hissi yavaş yavaş bana böyle sinir olarak gelmeye başladı. Şu an her şeye o kadar sinir oluyorum ki. Mesela evde mısırın olmamasına oturup saatlerce ağlayacak şekildeyim. Masa çok güzel duruyor. Birazdan masayı da süsleyeceğiz. Bu arada saat 6.30 falan. Yani daha 1 saat var. 1 saat 15 dakika var. Arkadaşlar kuru nane ve sarımsak ekledim. Bu şekilde görünüyor şu an. Şimdi bunu makarnaya ekleyeceğiz. Ve işte o an. Şimdi sosu döküyoruz arkadaşlar. Oh, yalnız 5 aileyi doyuracak kadar sos yapmışım. Oh, tamam yeter, çok da koymayalım. Ve işte makarna salatam hazır arkadaşlar. Şu an böyle görünüyor. Şimdi masaya yerleştireceğim bunu. Bence bayağı iyi oldu. Ve bütün aileye yetecek kadar var. Mutfakta yiyoruz genelde yemeklerimizi. Mutfağımız büyük olduğu için böyle bir kısım var mutfakta. Her sene orucumu hep hurmayla açtım. Bu sene de yine hurma ve suyla açmayı düşünüyorum.
Şimdi sıra mac and cheese'de. Bunu daha önce hiç yapmadım. Bunu ben genelde restoranlarda yiyordum. Evde yapılması için böyle bir set varmış. Normal makarna pişirir gibi pişirip içinden çıkan tozu ekleyeceğim. Bir de ayrıyetten belki krema ve biraz peynir eklerim. Şimdi bunu deneyeceğiz. Saat azalıyor. O yüzden hızlıca artık mac and cheese'i de yapmam gerekiyor. Yani işi falan beni güzel oyaladı. Güzel oyalandım. Açlığımı unuttum. Yemek yaparken tabii ki canım çok çekiyor oruçlu olduğum için ama en azından oyalandım. Suyu kaynamaya verdim. Bunu da kaynatacağım hemen. Ayo! Hello! Hello, hoş geldiniz. Bir yemekler yapıyoruz. Aklınız mecaliniz şaşar. Abisi sen neden oruç tutmuyorsun? Ortodoksum. Hadi Hüseyin söyle. Misafir gelecek. Misafir gelmeyecek. Ben bu tabağı ilk defa görüyorum bak. İlk defa. Bak temizliği görüyorum. Hiç kullanamamış. Hayır. Ne bir çatal bıçak izi var ne bir şey. Hep kullandığımız tabaklar canım. Şey, bir kere görmedim ben sokakları. Şu sokakları bizim zaten hiç görmedim. Tadım. Anne ben bu masa örtüsünü hayatımda ilk defa falan görüyorum. Saçmalamıyorum niye yalan söylüyorum. Bak çocuk yemin ediyor. Bu suyu farklı bu ne bizim. Şu anda son dakikalardayız. Mac and cheese yetişmedi bu arada. Hala pişiyor yani pişmek üzere. Ama zaten biz yani anneannemler çorba, pilav ve börek tarzı şeyler yapmışlar. O yüzden onlarla açılış yaparım. Başlangıç yerim, makarnayı sona bırakırım. Zaten iftarımı açtıktan sonra beraber dondurma yememi, çilek yapmamızı falan hepsini çekeceğim. Şimdi de ezanı bekliyorum. Son kaç dakika? 2,5 dakika falan. 3 dakika var. Okunuyor mu lan? Psikolojim bozuldu iyice. Arkadaşlar hurmayla açılış yapıyorum. Hala an geçiyor. Resmen 3 dakika var. Ben hurmayla açılış yapıyorum çünkü hurmayı seviyorum yani. Ama annem tatmış geçen çok beğenmemiş bu hurmayı. Umarım güzeldir. 11 geçiyor son 2 dakika. Bu da kompostu bu arada. Normalde su ve hurmayla açılır. Ben kompostuyla açacağım. Kompostuyu da anneannem yaptı değil mi? Anneanne. Ne kompostusu bu? Kayısı. Kayısı tamam. Koklamanın oruç bozacağını düşündüğüm için yemek koklamıyorum böyle çok. Yani böyle diye koklarsın ya onu yapmıyorum bilerek. Yoksa unutup yiyebilirim. Bak yemin ederim şu an başım dönüyor. Gitmeye doğru. Yavaştan gidiyorum. Allah'ın belaları bir durun. Karısı hala 11'lik. Ne gerizekalı millet var. Ezan sesini duymayacağız şimdi ya. Açtın mı camları bacaları? Oku abi oku hadi oku şunu da. Yemin ederim kan şekerim bak elim ayağım görüyor musun? Bu kadar kötü değildim. Masaya oturunca ne kadar aç olduğumun farkına vardım. 12 geçiyor. Dur hurmamı değiştireyim en güzelini alayım. Koy anneanneciğim koy. Bak içeceğim şimdi dayanamıyorum. Bırak elini. Elime elim gidiyor. Hadi daha. Bismillahirrahmanirrahim. Ne demem lazım? Allah'ım umarım bu orucu kabul edersin. Aa dur oruç açmadan önce edilen dua kabul oluyordu. Bekle bir saniye. Allah'ım sen aileme sağlık, sabır, mutluluk. On üç geçiyor anne. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Nasıl bekle? Boz aşkım, Bismillahirrahmanirrahim de niye? Bekle diyorsunuz, bekleyeyim mi? Hayır canım, niye bekleyeyim? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Şimdi patladı. Oh. Allah'ım şükürler olsun. Bir daha kimseyi üzmeyeceğim. Ay yandım. Galiba istesem de yemek yiyemeyeceğim artık. Koyun yemekleri. Ne varsa koyun. Koy koy koy. Ecrin su çoğuma Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Amin. Aa mac and cheese. Tamam açacağım kadar oruç açtım. Şimdi yemeklerle ilgileneceğim. Şimdi mac and cheese'imi hemen 2-3 dakikada hazırlayıp onu da yiyeceğim. Hadi bakalım. Yemeklerim bu şekilde. Şimdi bunların hepsini yiyeceğim. Biraz başlangıç falan hepsini karıştırdım ama şu mac and cheese'i bayağı bir tatmak istiyorum. Ben ekstra kaşar falan ekledim içine. Güzel bu arada ama bir tık fazla ağır ve ben sosunu az koymuştum yani. Ama güzel, evde yapılır, yenir. Yiyorum şimdi bunu da.
Arkadaşlar şu anda o kadar doydum ki patlayacağım birazdan. O yüzden yemeği bırakıyorum artık. Her şeyi yedim. Pilavı da bitirdim, eti de bitirdim. Bir tek mac and cheese'i beğenmediğim için çok yemedim. Ama makarna salatamı da yedim. Şimdi odama gidip biraz yatacağım. Sonrasında da abur cuburları yiyeceğiz. Çilek yapacağız, fondü yapacağız. Dondurma yiyeceğiz. Defne sakın öyle bakma bana. Şimdi odama çıkıyorum dinlenmek için. Yediklerimi güzelce sindirdim yani. Bütün her şeyi yedim çünkü ve şu an çok daha canlı ve iyi hissediyorum. Hafif makyaj yaptım çünkü bayağı çökmüştüm bugün. Galiba gidip çilekleri hazırlayacağım ve güzel bir fondü yiyeceğim yani. Çilek burada, bir de beyaz çikolatamız var. Şimdi bu beyaz çikolatayı eriteceğiz. Bakalım becerebilecek miyim? Kurduğum düzeneye beyaz çikolataları koyacağım ki erisinler burada güzelce. Arkadaşlar beyaz çikolatayı hazırladım. Çok iyi durmuyor mu sizce de? Arkadaşlar şimdi çilekleri hazırlıyorum, kesiyorum. Çikolata hazır zaten. Kardeşime de verecekmişim biraz. O yüzden fazla fazla kesiyorum. Galiba çileğin yarısını ziyan ettim ya. Evet. Oh! İlk defa bu kadar düzgün yapmış olabilirim. Ben biraz şımardım. Yemek yemeye devam ediyorum. Şimdi de Magnum dondurma yiyeceğiz. Bu yeni mi çıktı bilmiyorum ama daha önce bademli olanını almadım diye hatırlıyorum. Klasik olanı vardı bu kutuda olanların. Bu bayağıdır olan bir ürün. 2-3 sene önce ilk çıkmıştı ve bayağı patlamıştı. Geçen sene hiç görmedim. Bu sene de yani görünce direkt alayım dedim. Bunu kırmak için ortadan bastırıyorduk diye hatırlıyorum. Kırılsana. Oy. Arkadaşlar şunun görünümüne bakın. Kanalım iyice ASMR gibi oldu ama bu gece rahat bir 5 kilo aldım. Almışımdır bu arada. Bayağı lezzetli. Dişim dondu. Dondurmayı da yedim. Artık mide fesatı geçireceğimi düşündüğüm için yemek yemeyi bıraktım. Daha doğrusu babam zorla elimden dondurmayı aldı. Çünkü hasta olacağımı söyledi. Ve şu an gerçekten kendimi çok iyi ve çok enerjik hissediyorum. Resmen yüzüme renk ve canlılık geldi. Hani oruç tutmak tabii ki dünyanın en zor şeyi değil. En hani sıkı şeyi değil. Ama gerçekten benim gibi gün içerisinde 5-6 öğün yemek yiyen bir insanın oruç tutması bir tık daha zor. Ben çok zorlanmadım son 1 saate kadar. Son 1 saat artık harbi elim ayağım böyle şey oldu, titremeye başladı. Ama keyifliydi yine de. Ben güzel geçtiğini düşünüyorum. Umarım siz de bu vlogu beğenmişsinizdir. Bu vlogu galiba 4. çekişim falan sene olarak. Yani her sene çekiyorum gibi bir şey artık ve kanalımın bir vazgeçilmezi oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Genel olarak asabi ya da sabırsız bir insan değilim. Oruç tarzı şeylerde daha böyle kendimi sabırlı yaptığımı düşünüyorum. Yani evet, daha sabırlı oluyorum bence bu tarz şeylerde. O yüzden iyi oluyor. Kendimi denemiş oluyorum. Kendi işte yemek yeme isteğimi durdurmuş oldum. Güzel oldu. Ve yediğim abur cuburların değerini anladım. Gerçekten bu da bir gerçek ki. Benim için keyifliydi. Umarım izlemesi de sizin için güzel olmuştur. Okul olmasa belki daha kolay tutabilirdim. Okulun olması beni daha çok zorladı bence. Ama onun dışında her şey keyifliydi. Artık videoyu kapatıyorum çünkü duşa girip uyuyacağım. Yemek yemeyip uzun bir süre yemek yedikten sonra gerçekten şekeriniz düşüyor ya da yükseliyor. Bilmiyorum artık ne oluyor ama uykunuz geliyor ve böyle yatasınız geliyor. O yüzden artık yatmak istiyorum. Zaten saat 10'a falan geliyor. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beni Instagram ve TikTok hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Eğer diğer sosyal medya hesaplarımı bilmiyorsanız aşağıdaki açıklamalar kısmından hemen girip takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Nasıl videolar istiyorsanız yorumları yazmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Hepinizi öptüm. Bye! Bye!